Hayırlı pazarlar. Ben Deniz Fatih Aslanlı, bu haftada Pazar Manşeti'nde canlı yayında Akit TV ekranlarında karşınızdayım ve konuğum Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Barca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ederiz. Sizler de Profesör Doktor Mehmet Barca ile yapacağımız yayına soruyorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizde katkı yapmanız çok basit. Bunun için yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev iletişim bilgilerini, Twitter hesabını şu anda ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Katkılarınız bizler için önemli. Sohbete geçmeden önce, yapılandırılmamış sohbete geçmeden önce, doğru söyledin değil mi hocam? Evet, buyurun. Yapılandırılmamış sohbete geçmeden önce hemen bir anons yapmak istiyorum. Yarından itibaren daha önce kanala ekranlarında yaptığım manşetlerin dili yayınını yarından itibaren hafta içi her gün saat 10.30'da 12 saatleri arasında medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya çalışacağımız manşetlerin diline yarından itibaren Akit TV ekranlarında canlı olarak izleme imkanı bulacaksınız ve bana yarın itibariyle Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit gazetesinin hukukçu yazar ismi, yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu eşlik edecek. Bunu da bir hatırlattıktan sonra hemen yapılandırılmamış sohbete geçelim istiyorum ama şimdi manşetlerin dili deyince, bilmiyorum hiç izleme imkanınız oldu mu daha önce yaptığım yayınlara, ama manşetlerin dili deyince ne anlıyorsunuz hocam? Şüphesiz gazeteler manşet atınca aslında ülkenin ve küresel dünyanın gündemindekini manşetlerine yansıtıyorlar. Bu bir anlamda gündemin ana başlıklarının ne olduğu ya da ne olmasına gerektiğine ilişkin bir özet, görüş ifade eder. Fakat bunun yorumlanmaya ihtiyacı var. Evet, bir olayla karşı karşıyayız ama olayın hangi açıdan görüldüğü, olayın sonuçlarının ne olduğu yoruma muhtaçtır. Bu anlamda bir yanıyla manşet, bir yanıyla da manşetin algılanmasının gündem oluşturması lazım. Şüphesiz her olay kendi durumuyla farklı çevrelere farklı görünür. Bu anlamda biz manşeti böyle anlıyoruz. Evet. Gündemin manşetlerini biz kendi açımızdan nasıl yorumlamalıyız? Bize nasıl görünüyor dünya? Evet, yani gazete okumak yetmez diyorsunuz değil mi? Yani bir haberi dinlemek yetmez. Onu bir de yorumlamak lazım. Nasıl verildiği, neden verildiği, hangi puntoyla verildiği, hangi resimle sunulduğu, neden o başlığın tercih edildiği, hepsi aslında önemli bir yoruma muhtaç konular. Genel anlamda psikologlar şunu söylerler. İnsanlar gördüğüne inanmaktan daha çok inandığını görür. Esas itibariyle farklı medya gruplarının olması, farklı ekollerin olması, farklı siyasi oluşumların olmasının arkasında bu vardır. Diğer bir ifadeyle biz somut bir olayla karşı karşıya olabiliriz ama herkesin o olayı algılaması, onun sonuçlarını kendisi açısından yorumlaması gerekir. Diğer bir ifadeyle bir olay bir çevre için başka bir anlama gelebilir, bir başka çevre için başka bir anlama ve sonuca yol açmış olabilir. Bu açıdan manşetler esasen insanların dünya görüşlerinin, insanların tercihlerinin, insanların bir sonraki aşamada karşılaşacaklarının ne olabileceğine ilişkin yorumlarını zorunlu kılar. Aksi takdirde biz dünyayı hepimiz aynı pencereden görmüş olsaydık, aynı şekilde davranma ihtimalimiz de artardı. O yüzden şöyle diyorsunuz değil mi? Yani hangi gazeteyi okursanız okuyun, bu haber neden verilmiş, niye verilmiş, niye büyük verilmiş, niye manşete konmuş, niye sürmanşete konmuş, ya da neden eteğe konmuş, ya da neden iç tarafa gömülmüş, ya da niye hiç görülmemiş. Öyle değil mi? Yani şüphesiz her gazetenin kendine ait bir takım tercihleri vardır. Temsil ettiği bir sosyolojik çevre vardır. İnşa etmek istediği bir gelecek vardır. Bunlar söz konusu manşeti nasıl yorumlayacağına, söz konusu olayı nasıl yorumlayacağına ilişkin bir takım yaklaşımları gündeme getiriyor olacak. Hiçbir olay bütün insanlar tarafından aynı şekilde algılanıp aynı şekilde yansıtılamaz. Dolayısıyla arka plandaki bakış, yani arka plandaki zihin yapısı, arka plandaki büyük tercihler, bunlar ekonomik tercihler olabilir, siyasal tercihler olabilir, felsefik tercihler olabilir. Bu aynı zamanda söz konusu gündemi algılama ve algıladığını yorumlamaya götürür. Gazeteleri bir anlamda bu olayların objektif sunumlarının ötesinde söz konusu yorumlama çalışmaları olarak görmek lazım ki burada mesela diyelim siyasete yansıtırsak her ülkede, demokratik ülkede çok sayıda siyasi partinin varlığı da budur. Teorik olarak düşündüğümüzde bütün partiler ülkenin daha iyi bir geleceğe kavuşması için mücadele ederler. Ancak bu geleceğe, daha iyi bir geleceğe doğru gidişin tek bir yöntemi, tek bir yolu, tek bir stratejisi, tek bir programı düşünülmez. Söz konusu iyi konusunda da anlaşmazlıklar vardır. Gelecekteki iyi nedir? Söz konusu iyiye ulaştıracak enstrümanlarda, yollarda da bir farklılık vardır. Gazetelerde de böyledir. Esas itibariyle okul dediğimiz ya da ekol dediğimiz hususlar da böyledir. Diğer bir ifadeyle biz okul deyince bir anlamda etimolojisinden uzaklaştırarak bir şey söylüyoruz. Şimdilerde çok standartize edilmiş, herkese aynı bilginin verildiği, aynı şekilde bir davranış inşasına, bir düşünme inşasına götürülen bir şeyi kastediyoruz. Halbuki etimolojisinde bunun farklı bir bakış açısı, farklılaşan bir düşünme biçimi, farklı hususları araştırmaya konu etme, farklı hususları eğitime konu etme tercihlerini gündeme getirir. İlla bütün üniversitelerin aynı şekilde dünyaya bakmaları gerekmez. Aynı şekilde toplumu yorumlamaları gerekmez. Aynı şekilde aynı araştırma başlıklarını araştırmaya ve eğitime konu etmeleri gerekmez. Nasıl ki siyasi partiler farklılaşıyorsa, üniversiteler farklılaşıyorsa, sivil toplum kuruluşları farklılaşıyorsa, sendikalar farklılaşıyorsa, o şekilde gazetelerde farklılaşıyor. Bu toplumun zaten çok nasıl desek bir toplumdaki çeşitliliği, bir toplumdaki çok sesliliği yansıtan. Ama hocam doğru, farklılaşabilir. Yani alanları farklılaşabilir. Hangi konuyla yoğunlaştıkları farklılaşabilir. Hangi sosyolojik temele dayandıkları farklılaşabilir ama şu anda mesela Türkiye'de bir yandaş bir de candaş medyadan bahsediliyor. Ya bu kadar keskin bir ayrım olmalı mı? Kesinlikle olmaması gerektiği kanaatindeyim. Biraz önceki çeşitliliği bilerek biraz uzatarak ifade etmeye çalıştım. Burada esas olan kavram rekabet kavramıdır. Diğer bir ifadeyle fikirler rekabet halinde olur, stratejiler rekabet halinde olur, yöntemler rekabet halinde olur. Esas olan bu rekabetçi ortamın korunmasıdır. Siz rekabeti başka şekilde suçlamalara yönlendirmeye başlarsanız o zaman rekabet zarar görmüş olur. Ortada insanları damgalamadan, etiketlemeden bu fikri rekabet ortamını, bu farklılıkları bir yarışa dönüştürme ortamının olması lazım. Kim doğrudur, kim sahicidir? Kim halkın yararınadır? Kim daha geleceğe yüksek katkıda bulunur? Bunun kesin bir ölçüsü yoktur. Biz doğruyuz, diğerleri yanlış diye elimizde çok net bir kriter seti yok. Biz kendi açımızdan böyle düşünürüz, başkaları kendi açısından başka şekilde düşünür ve bu bir fikri rekabete, bir strateji rekabetine götürür. Bu rekabetçi ortamı korumak esastır. Yani burada bizdeki yayıncılıkta rekabet ortamı değil, fikirsel keskin bir ayrılık mı söz konusu? Şimdi, onu mu anlamam lazım buradan? Benim kastım şu biraz, nerede bir fikir fakirliği başlarsa orada suçlamalar ön plana çıkar. Eğer ortada projeleriniz yarışıyorsa, fikirleriniz yarışıyorsa bu bir zenginliğin dışa yansıması olur. Ama projeleriniz yoksa, stratejileriniz yoksa, fikirleriniz yoksa onun yerini o zaman etiketler alır, suçlamalar alır, kategorik düşünmeler alır. Bu bir ülkenin o zaman medyasının sığlaştığını, yüzeyselleştiğini, fayda üretmekten daha çok insanları ayrıştırdığını, kategorize ettiğini, toplumu yanlış yöne doğru sevk ettiği anlamına gelir. Neye mal olursa olsun fikri, siyasi, ekonomik rekabeti canlı tutmak lazım. Bu bir devletin varlığının da en temel nedenidir. Niye sığlaştık hocam? Yani sığlaşmamızın nedeni ya da hep mi sığdık açıkçası ya da bu dönemde mi sığdık? Yani çünkü önemli. Yani fikirlerinizin olmadığı yerde suçlamalar başlar dediniz. Evet. Bu önemli bir tespit. Evet. Bu değerlendirme. Bunu aslında ülkeye de vurabilirsiniz. Siyasi hareketlerin rekabetine de vurabilirsiniz. Bir kurum içerisinde bile bu suçlamalar eğer size dönük geliyorsa bilin ki orada zaten fikir fakirliği ortaya çıkmış demektir. Yani sadece insanlar iş yapmak yerine birilerini suçlayarak yükselmenin arayışı içerisindeyse orada fikir fakirliği ortaya çıkmış demektir. Evet. Orada da siz olmamanız lazım. Öyle değil mi? Evet. Ve kaçmanız lazım oradan. Evet. Peki şimdi niye biz bu fikir fakirliğine, şu anda medyada bir fikir fakirliği söz konusu. Yani ben de bu sektörün içerisinde olan bir adam olarak söylüyorum. Niye bu fikir fakirliğine düştük biz ya da var mıydı ya da hep mi böyleydi? Siz daha iyi gözlemliyorsunuzdur. Bunun çeşitli nedenleri üzerine kafa yorulabilir. Öncelikle bu arada özür dilerim. Öyle bir soruyorum ki ben de şimdi yapılandırılmamış sohbet olunca tabii. Tamam. Şimdi ben de öyle bir soruyorum ki sanki izleyici şöyle algılayabilir. Bir iletişim fakültesinde bir hoca zannedebilir sizi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Esas lisansınızın, master'ınızın, yüksek lisansınızın, doktoranızın sanki böyle medya üzerine. Evet. Ama siz de o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Şimdi böyle bir gazeteci anlatmıyor, anlatamıyor. Mesela bazen. O yüzden aslında siz bir işletme profesörüsünüz. Yanlış söylemiyorum değil mi? Aynen öyle. Bir işletme profesörüm. Doğru. Evet. Peki bir işletmeci olarak bakınca medyayı nasıl buluyorsunuz? Esasen... yani görsel ya da yazılı medyaya. Bir toplumu ben bir bütün olarak görüyorum. Hı hı. Toplumun farklı şubeleri, farklı kesimleri diğerlerinden bağımsız değildir. Hı hı. Eğer bir sığlaşmadan, bir fakirleşmeden bahsediyorsak, hı hı, bu sadece medyada değil, hı hı, aynı zamanda siyasettedir. Aynı zamanda sendikalardadır. Aynı zamanda üniversitelerdedir. Aynı zamanda, hı hı, efendim, toplumun diğer şubelerindedir. Hı hı. Toplum bunların bir ortalamasıdır. Hı hı. Medya en iyi ortalamalardan bir tanesidir. Hı hı. Dolayısıyla eğer bir sığlaşmadan söz ediyorsak, hı hı, muhtemelen diğer alanlardaki sığlaşmanın medyaya da yansımasından bahsediyoruz. Bunun temel nedeni şudur elbette. Bu tür alanlardan bahsediyorsak bu alanların en önemli yanı entelektüel donanımları ve çözüm üretme kapasiteleridir. Hı hı. Entelektüel donanımla çözüm üretme kapasitesi de birbirini besleyen iki husus. Hı hı. Entelektüel donanım o sorunları içinden yaşamak, o sorunların içinde olmak, o sorunları kendi sorunu olarak algılamak ve sorunun arka plan araştırmalarını yapmak, diğer bir ifadeyle entelektüel bir çaba içerisinde olmayı gerektirir. Bu araştırmayı gerektirir, okumayı gerektirir, dinlemeyi gerektirir. Ben çok araştırıldığının, okunduğunun, dinlenildiğinin kanaatinde değilim. Masa başı üretim ön plana çıkıyor. Yani anlamadan yargılama yoluna gidilmeye çalışılıyor. İşte teorik sığlaşmanın arka planında sanki bu var. Bugün gençlerimiz az okuyor, medya mensuplarımız az okuyor, üniversitelerdeki hocalar kendi uzmanlık alanlarının dışında çok az okuyor. Bugün üniversitede de uzmanlık alanının dışında insanlardan birer entelektüel olarak bahsetmek çok zor. Medyada da efendim medyacılardan birer entelektüel olarak bahsetmek çok zor. Entelektüel ne demek? Entelektüel söz konusu sorunları ortaya çıkaran yapısal analizleri ortaya koymak. Hı hı. Diğer bir ifadeyle bu sorunlar tesadüfen ortaya çıkmadıysa, hı hı, bu sorunları ortaya çıkaran bir yapı, besleyen bir yapı, bunları bir trend olarak dışa vurumuna yol açan bir arka plandan bahsetmek lazım. Hı hı. Bu çeşitli karşılaştırmaları, çeşitli derinlemesine araştırmaları, farklı kesimleri dinlemeyi gerektirir. Ama bunu yapmıyorsanız o zaman çok kolay bir yargıcılığa gidiyorsunuz. Hı hı. Yargıcılığa gittiğiniz zaman da ikinci kesim dediğimiz çözüm üretme kapasiteniz bu kere onun bir yansıması olarak fakirleşiyor. Hı hı. Medya ister ifade etmiş olsun, ister ifade etmiş olmasın, bir ülkenin, toplumun, insanlığın sorunlarını sadece haberciliğe konu etmez, aynı zamanda satır aralarında onlara çözüm de sunmaya çalışır, yol gösterir. Hı-hı. Geleceğin inşasında en büyük rolü oynayabilecek kesimlerden bir tanesi. Buna üniversitelerde dahil, sendikalarda dahil, işletmelerde dahil. Fakat bu çözüm kapasitesi bir önceki entelektüel donanımın bir yansıması olmak durumunda. Orası zayıfsa çözüm üretme kapasiteniz de zayıftır. Hı-hı. Yani biz Türkiye'nin geleceğini, dünyanın geleceğini, örneğin çeşitli senaryolar çerçevesinde konuştuğumuzda onların neden A senaryosu, B senaryosu, C senaryosu olması gerektiğini tartıştığımızda bir yanıyla analizlere dayanması lazım, bir yanıyla vizyonlara dayanması lazım, bir yanıyla deneyimlere dayanması lazım. Bu bilgi kaynaklarından senaryoları daha bilinçli, daha aydınlanmış bir şekilde tartışmaya açarız. Ama eğer arka planımız bu kadar bilgiden beslenen bir özellik taşımıyorsa o zaman adeta kendimizi tek senaryoya mahkum ederiz. Hı hı. Bizim için gelecek çeşitli senaryolardan oluşabilecek. Dolayısıyla da senaryoları tercih ederken niçin diğerlerini tercih etmediğimizi de tercih ettiğimiz kadar bilgili davrandığımız zaman aydın bir entelektüel olarak geleceğe bakışımızı ortaya koymuş oluruz. Geleceğe sabit, kategorik, tek bir senaryo açısından bakmamış oluruz. Hı hı. O zaman medyadaki bir insan, üniversitedeki bir insan, sendikadaki bir insan geleceğin kurgulanmasında, geleceğin tasarımında bir aktör olarak ortaya çıkar ve kendisinin doğrusunu önceden karar verilmiş bir kategorik doğru değil, tartışılarak ortaya çıkan, konuşularak ortaya çıkan, rekabetin sonunda ortaya çıkan bir zengin gelecek açısından ortaya koyar. Ve medyanın, yapıcılarının geçmişe göre daha az okuduğu kanaatindeyim. Geçmişe göre daha az araştırdıkları kanaatindeyim. Geçmişe göre farklı çevreleri daha az dinledikleri kanaatindeyim. Bu da geleceği daha dar bir pencereden görme ve daha sığ çözümleri satır aralarında serpiştirerek yayma gibi bir yol izledikleri kanaatindeyim. Bu da doğal olarak sizin ifadenizle o zaman ayrıştırmalara götürüyor, o zaman suçlamalara götürüyor, o zaman etiketlemeye götürüyor. Bu hayra alamet bir durum değildir. Evet. Seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde örneğin konuşulması gereken A partisi, B partisinin Türkiye'yi nereye taşıyacağı, hı hı, uluslararası alanda politikalarının ne olduğu, ekonomiye ilişkin politikalarının ne olduğu, eğitime ilişkin politikalarının ne olduğu, kültür ve sanata ilişkin politikalarının ne olduğunu tartışarak bir anlamda programların yarışması, parti programlarının yarışması, parti stratejilerinin yarışması, gelecek plan veya senaryolarının yarışması olması gerekirken şimdi takım tutar gibi efendim sabitlenmiş bir kafayla siyasi partilere bakarsak o zaman geleceğimiz çok zengin bir şekilde şekillenmemiş olabilir. Bu kısır döngüden kurtulmamız lazım. Bu kısır döngüden kurtulabilmemiz için temel zihin yapımızın şu olması gerektiği kanaatindeyim. Tek doğru benim ve diğerleri ya bu doğruyu kabul ederler ya da efendim yok olmaya mahkumdurlar gibi ekonomik bir tabirle monopol durumları oluşturmamak lazım. Herkesin topluma farklı yönleriyle katkısı olabilir. Bu katkının hangisi olması gerektiğine biz değil, muhataplarımız karar verir. Yani seçmen karar verir. Bizim seçmene giderken yapabileceğimiz tek şey görüşlerimizi beyan etmek. Politikalarımızı beyan etmek, stratejilerimizi beyan etmek ve onların tercihine bırakmak. Biz daha zengin bir almaşıkta alternatifler sunarsak o zaman toplumun da önünü açmış oluruz. Onları bir ya da iki tane sektör diyebileceğimiz alternatife mahkum etmemiş oluruz. Toplumu bir ya da iki tane seçeneğe mahkum etmek topluma hakarettir, toplumu küçümsemektir. Toplumu çeşitliliğini anlamamaktır, geleceği anlamamaktır. Bizim düşüncemiz şu. Yani medya seçenek sunmalı diyorsunuz değil mi? Seçenekler sunmalı. Çok yani sayıda. Bir menü koymalı ortaya ki o menüden okur istediğini alabilmeli, tercih edebilmeli. Ama mesela şimdi Türkiye'de tam rakamını söyleyemiyor olabilirim ama 30'a yakın ulusal düzeyde yayın yapan gazete var mesela. Yani iki tane gazeteyi aldığınızda aslında hangi tarafın ne düşündüğünü anlayabiliyorsunuz. Yani 30'unu almanıza gerek bir durum söz konusu değil şu anda mesela medyada. Bu bir kısır döngü dediniz. Bundan çıkış için de bir reçete sunuyordunuz aslında siz. Biraz önce söylediğime geri dönmüş olacağım esasen. Eğer sizin bir gelecek kaygınız varsa, geleceği sabit bir fikirle inşa etmeye çalışırsanız, gelecek muhtemelen sizin istediğiniz gibi olsa bile toplumun çeşitliliğine, toplumun farklı arayışlarına, dünyanın genel gidişatına uymayabilir. Şimdi mesela CHP ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olma avantajına sahipken, efendim kurucu parti olarak 100 yıldaki dünyadaki gelişmeleri de kendi doktrinine dahil ederek bundan sonra dünya nereye gidiyor diye farklı eğilimleri, farklı açılımları, farklı yaklaşımları kendi programlarına entegre ederek bir seçenek sunmak yerine geçmişe referansta bulunup geleceği sığlaştırma gibi bir yol izliyor. Onun için geçmiş çok önemli ancak gelecekte ne yapacağını çok ifade etmiyor. Geçmiş ile sınırlı bir söylem gelecek inşasında önemli bir alternatif sunmuyor. Şimdi diğer partilerimizin de bir takım sığlıklarından bahsetmek mümkün. Mesela İYİ Parti en yeni parti olarak siyasi hayatımıza girdi. İYİ Parti'nin karakteristik programları, karakteristik önerileri, stratejileri nedir diye halka sorduğunuzda öyle sanıyorum pek de kimsenin aklına bir fikir, bir proje gelmiyor. Sadece söz konusu lider hanımın ismi geliyor. Bu kişiyi dayatma meselesi bir fikir değildir. Bizim daha çok fikirlere yatırım yapmamız lazım. Stratejilere yatırım yapmamız lazım. Onun için düşünen insanlara ihtiyacımız var. Çözüm kapasitesi yüksek olan insanlara ihtiyacımız var. Kamu kurumlarımızın da bu çözüm kapasitesini arttırmak lazım. Medyamızın da çözüm kapasitesini arttırmak lazım. Sendikalarımızın da, işletmelerimizin de. Çünkü biz felsefik olarak şunu düşünüyoruz. Dünya bir zorunluluklar dünyası değil, bir zorunluluklar evreni değil, bir imkanlar evrenidir. X şeklinde şekillenebileceği gibi Y şeklinde de şekillenebilir. Geleceğin hangi yönde şekilleneceği esas itibariyle bizim tercihlerimize bağlı. Onun için tercih seçeneklerimizi arttırmanın bütün toplumun kesimlerinin bir sorumluluğu olduğu kanaatindeyiz. Bu anlamda partilerimizden seçim sürecinde daha fazla strateji konuşmalarını, daha fazla politika ortaya koymalarını, birbirlerini suçlamak yerine adeta bu toplumu eğiten temel aktörler olarak toplumun zihninde daha fazla seçenek, daha fazla pencere açmanın yollarını açmaları gerektiği kanaati. Ama sadece siyasi partilere değil, burada medyaya da önemli. Medyaya daha büyük bir önem. Yani şimdi mesela siz Meral Akşener deyince, yani sadece bir Meral Akşener olur mu? Meral Akşener kim? Bilmiyoruz. Arkasındaki yapı kim? Bilmiyoruz. Parti oluşturduğu temel eksenler ne? Onları bilmiyoruz mesela. Yani bilmiyoruz derken bunu kamuoyu nezdinde söylüyorum. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ı da aslında sadece konuşmaları üzerinden yansıtan bir medya var. Ya şimdi o yazı işleri de bir körlük yaşıyor sanki. Maalesef diyeyim. Esasen AK Parti nezdinde, Tayyip Erdoğan nezdinde baktığımız zaman daha fazla çözümden bahsediliyor. günde ortalama birden fazla konuşma yapan Sayın Cumhurbaşkanımız çok farklı hususlara, eğitimden ekonomiye, dış politikadan sendikaya uzanan geniş bir yelpazede sürekli değişim ve yenilikten bahsediyor. Ama bunun medyaya yansımasının daha çok kişi üzerinden olduğu kanaatindeyim. Kanaatindesin. Bu bir sığlaştırma. Bu doğru. Evet. Bu önemli. Bir de hocam şunu soruyorum. Bu arada yapılandırılmamış sohbet kasmadı değil mi? Yani hayır, evet. Şundan dolayı söylüyorum. Yani o kadar medyaya konuştuk ki şimdi ister istemez, ama bütün bu konuşma önemli. Evet. Yani yarın yapacağımız manşetlerin dili için de önemli. Bundan sonra seçim sürecinde olmamız dolayısıyla önemli. Çünkü gazete ve televizyonlar üzerinden ister istemez bilgi akışı sağlıyor seçmen ve onlar üzerinden kararını birazcık daha şekillendirme imkanı buluyor. O yüzden de medyaya bir akademisyenin, bir üniversitenin, bir üniversite hocasının, bir rektörün nasıl baktığı, ki siz şu öz eleştiriyi de yaptınız, o da benim için önemliydi. Medya kötü. Medyacılar kötü. Onu ben de içinde olduğum için söylüyorum. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankaralı gazetecilere aslında bir imkan da sağladı. Evet. Yabancı dil öğrenme imkanını da sağladınız ve bu bağlamda o gazetecilerle de iç içe girme fırsatı yakaladınız. O yüzden de bu tespitleriniz önemli, ama siz akademik dünyayla da ilgili bir eleştiride bulundunuz. Öz eleştiride. O da şu: kendi alanları dışında düşünmeyen bir akademik dünyadan bahsettiniz. Evet. Yani kendi branşı var ve o branşla ilgili yoğunlaşıyor, ama diğer branşlar, diğer dünyada ne var, diğer bilimler nasıl yürüyor, onlarla ilgili bir kafa yormayan bir akademik dünyadan bahsettiniz. Evet, iğneyle kuyu kazıyorlar. Söz konusu alanda bir uzmanlık derinliği kazanıyorlar. Ancak etrafındaki dünyada ne olup bittiğinden bir haber olan, etrafındaki çevredeki nedensellik ilişkilerine kafa yoran, toplumsal kaygıları içinde taşıyan çok az insan var. Birer uzman olabilirler, ancak birer entelektüel oldukları şüphelidir. Şüphelidir. Evet. Bu önemli. Bu arada geçenlerde Ağrı'ya gittim ben. Ağrı'da kaldığım otelin müdürü şöyle bir şey söyledi. Kalifiye eleman düşünen adamdır dedi. Evet. Bu kadar bir cümle söyledi ve ben zihnimi paramparça etti. Anlatabiliyor muyum? Yani kalifiye olmanın ne demek olduğu üzerinde kafa yorsanız, üzerine belki ciltlerce kitaplar yazsanız, tez yazsanız, bu cümlenin aktarabileceklerine... Bu bilgeliğin taşmasıdır işte. Değil mi? Elbette. Aynen öyle. Dedi ki kalifiye adam düşünen adamdır. Biz de dedi Ağrı'da kalifiye adam bulmakta sorun yaşıyoruz diye bir cümle söyledi. Ama şunu da hemen soruyorum. Şimdi yazılı medya böyle, görsel medyaya baktığınızda hiç kuşkusuz akşamları televizyon ekranlarına açıp dizi izlemiyorsunuzdur herhalde. Maalesef. İzlemiyorsunuz değil mi? İzlemiyorum. Evet. İzlemiyorsunuz. Evet. Ama şimdi o tartışma programlarına bakıyorsunuzdur. Evet. Özellikle böyle kritik evrelerde de daha dikkatli bakmak da gerekiyor. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz orada? Akademisyenler çıkıyor, gazeteciler çıkıyor ya da ne bileyim, geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı ya da seçim var mı yok mu diyeceği basın toplantısını düzenlemeden önce ulusal düzeyde yayın yapan ve anlı şanlı bir televizyonda bir kamuoyu araştırmacısı aynen şöyle diyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına birkaç dakika var. Bu seçim Kasım-Aralık'tan önce olmaz diyor. Evet. Ama şimdi bunu kamuoyu araştırmacısı söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle bir şey var ki, yani ya adam kamuoyu araştırmacısı değil ya başka bir şey. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani böyle bazen de şöyle şeyler mi oluyor acaba diye düşünüyorum. Yani sorulması gereken adama gerçek soruyu sormuyor muyuz? Yani o mesela bir seçim olsa, bugün seçim olsa nasıl bir sonuç çıkar? Nasıl bir reaksiyon verir? Seçmen ne bileyim bir seçim kararı alınırsa buna nasıl bir karşılık verebilir? Hangi parti ne kadar oy alabilir? Ya da almaz. Yeni kurulan partiler başarılı olur mu olmaz mı? Bu gibi sorularla meşgul olacağına o seçimin Kasım ya da Aralık'tan önce yapılamayacağını, çünkü uyum yasalarının mecliste olduğunu, bu yüzden Kasım'dan Aralık'tan önce yapılamayacağını, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında bir seçim açıklama olasılığının yüksek olduğunu mesela izlerken söylüyor. Evet. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı, 24 Haziran deyince ekrandan kayboldu mesela. Evet. Şimdi deterministik düşünen kişilerin temel özelliği bizim düşündüğümüz hakikati ifade eder, hakikatin yansımasıdır gibi bir yaklaşım içerisinde olurlar. Halbuki deterministik düşünmeyi bir kenara bırakmamız lazım. Deterministik düşünceden kastımız şu, A ile B arasında zorunlu bir ilişki var. Hı hı. Hayır, A ile B arasında onlarca ilişki tanımlanabilir. Hı hı. Dolayısıyla aydın bir insanın uslubu, özellikle de medyada çalışan bir kişinin uslubunun muhakkak ihtimaller üzerinden, senaryolar üzerinden değerlendirmeye dönüşmesi lazım. Geleceğe ilişkin bu kadar kesin bir dil kullanmanın hiçbir dayanağı olamaz. Biz geleceği ancak ihtimaller dahilinde konuşabiliriz. Hı hı. Mesela bizim öngörümüzde farklıydı. 16 Nisan'dan sonra esas itibariyle Türkiye'de bir sistem değişikliği söz konusu olmuş. Diğer bir ifadeyle parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı hükümet sistemine doğru bir tercihte bulunulmuş. Söz konusu yapısal diyebileceğimiz tercihin yansımalarını bekleyen büyük bir çevre var. Bu çevre ister zamanında yapılsın, ister zamanından önce yapılmış olsun, bu beklentisini artık görmek istiyordu. Somut yansımalarını görmek istiyordu. Diğer bir ifadeyle 16 Nisan'dan sonra esasen seçim her zaman gündemdeydi. Birileri buna hodri meydanda diyordu. Efendim, birileri de seçim meydanlarında il dolaşıp zaten bu propagandaları yapıyorlardı. Seçim süreci fiilen, de facto olarak zaten vardı. Başlamıştı ama efendim, şunu anlamaya çalıştım aslında hocam ben. Yani bu medyayı konuşurken o ekranlarda konuşan, altlarında gazeteci, akademisyen, kamuoyu araştırmacısı yazanlara da çok itibar etmemek gerektiğini vurgulamak için söyledim. Çünkü niye? Her kafadan bir ses çıkıyor ve aslında bilgisiz fikir fakirliğiyle konuşuyoruz biz. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu da bizi işte belki de o medyadaki sığlaşmaya götürüyor ve bu medyadaki sığlaşma üniversitedeki sığlaşmaya yol açıyor. Üniversitedeki sığlaşma Ulus Meydanı'ndaki vatandaşın da sığlaşmasına ister istemez yol açıyor. Evet. Bir reklam arası vereyim hocam. Evet. Reklam arasından devam edelim. Çünkü eğitim sektörünü birazcık irdeleyin isteyeceğim. Türkiye'deki eğitim durumunu irdeleyin isteyeceğim. Üniversite sınavı seçim dolayısıyla bir hafta ötelendi, ertelendi. Onu birazcık irdeleyin isteyeceğim. Profesör Doktor Mehmet Barca ile birlikteyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ile Pazar Manşeti kısa bir reklam arasının ardından biz çaylarımızı aldıktan, siz de çaylarınızı doldurduktan sonra devam edecek. Pazar Manşeti kaldığı yerden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Barca ile devam ediyor. İletişim bilgilerini yönetmen arkadaşım Aykut Alpsev şu anda ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutuyor. Twitter hesabının Fatih Aslanlı olduğunu unutmayalım ve soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirileriniz varsa yazabilirsiniz. Yazabilirler değil mi hocam? Yani memnun kalırız. Efendim? Memnun kalırız. Tabii. Yani yeter ki sağduyulu ve yapıcı olsun. Ben de hocama Mehmet Barca'ya sormanın gayreti içerisinde olacağım ve yayının başında hatırlattığım gibi yarın sabah itibariyle hafta içi her gün 10.30'da 12 saatleri arasında Manşetlerin Dili Akit TV ekranlarında başlayacak ve Ali İhsan Karahasanoğlu'yla yarın start vereceğiz Manşetlerin Diline. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü bu seçim döneminde Manşetlerin Dili yayınına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşündü Nuri Karahasanoğlu, Akit TV'nin patronu ve Manşetlerin Diline yarın itibariyle, yarın saat 10.30 itibariyle başlayacağız ve bu gazete ve televizyonlar nasıl optik çarpıtma yapıyor, nasıl manipülasyon yapıyor ve nasıl kamuoyunun zihnini karıştırmaya çalışıyor ve objektiflikten nasıl uzaklar, bütün bunları yarın itibariyle anlatma fırsatı bulacağız ve ilk bölümde de hocamız Mehmet Barca'yla birazcık medyayı konuştuk aslında. Şimdi birazcık üniversiteyi konuşalım, evet, istiyorum hocam. Önce siz isterseniz bir kendi üniversitenizle ilgili birazcık bilgi verin. Belki bilmeyen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne tanımayanlar için ve arkasından da akademik dünyanın bu bölgesel ve küresel sorunlara nasıl baktıklarını merak ediyorum açıkçası. Önce isterseniz sizin üniversiteden başlayalım. Üniversite kaç yıllık bir üniversite, hangi fakülteler var, nasıl bir donanıma sahip, nasıl bir yerleşke içerisinde, bir kampüs hayatı var mı? Mesela ben en çok hocalarla, rektörlerle sohbet ettiğimde şu soruyu soruyorum. Neden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni tercih etsinler diyorum. Geçenler bir hocamızla sohbet ederken, kulakları çınlasın, Anadolu'da bir rektör hocamızla program yaparken dedi ki bizim burada suyu çeşmeden içiliyor dedi. Evet, evet, güzel ifade etmiş. Efendim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2013 yılında kurulmuş 5 yıllık bir üniversite. Türkiye'de kapsamlı üniversite geleneği vardır. Hı hı. Diğer bir ifadeyle tıpın, mühendisliğin, sağlığın, mühendisliğin, sanatın, temel bilimlerin, sosyal bilimlerin hepsinin bir çatı etrafında, bir çatı altında organize edildiği kapsamlı büyük üniversitelerimiz vardır. Ancak son yıllarda bu kapsamlı üniversitelerin yanı sıra tematik üniversiteler, butik üniversiteler dediğimiz üniversiteler ortaya çıkmıştır. Efendim, bunlar sağlık tematik, sanat tematik ve sosyal bilimler tematik olarak, yani sadece sosyal bilimlerle sınırlı bir üniversite konsepti Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. Bunun da büyük faydasının olduğunu düşünüyoruz. Faydayı özetlemek gerekirse uzmanlık derinliği sağlıyor. Hı hı. Diğer bir ifadeyle kapsam genişledikçe yüzeyselleşme riski bütün alanların hak ettiği miktarda kaynak ve kabiliyetlerden yararlanma ihtimali azalmış oluyor. Şöyle bir tespitte bulunmamı bütün akademisyenler takdir ederler. Kapsamlı bir üniversitede kaynak ve kabiliyetlerin aslan payını tıp alır, daha sonra mühendislik alır, daha sonra temel bilimler alır, sosyal bilimlere çok geç sıra gelir. Hı hı. Bu da sosyal bilimlerin derinliğini azaltır. Hı. Mesela bunun doğal sonucu olarak bilimsel yayınların miktarı da aynı şekildedir. En fazla yayını sağlıkçılar yapar, daha sonra mühendisler yapar, temel bilimciler yapar, en az sosyal bilimciler yapar. 7.8'dir sosyal bilim... Ama araya girmeme izin verin hocam. En az yayın yapan sosyal bilimciler sonra çıkarlar gazete yaparlar. Şimdi bu önemli bir noktaya işaret ettiniz. İzniniz olursa bunu biraz açmak istiyorum. Tabii. Efendim, Türkiye'de seçme ve yerleştirme çeşitli alanları efendim insanlara sunarken adeta uzun bir süredir sıralamayı değiştirmeyecek şekilde sağlık, tıp, sağlık, mühendislik, arkasından hemen sosyal bilimler de gelmiyor ama geldiğini varsayalım. Bu şu anlama geliyor. Ülkenin en iyi beyinlerinin tıpa ve mühendisliğe yönlendirildiği, sosyal bilimlerin arkasından geldiği, IQ düzeyi olarak eğer ifade etmek gerekirse daha orta düzey IQ sahibi kişiler, zeka sahibi, akıl sahibi kişiler, sosyal bilimler, efendim daha üst düzey entelektüel kapasiteye, akademik kapasiteye ya da farklı yeteneklere sahip olanlar tıpa ve mühendisliğe yönlendiriliyor. Hı hı. Ancak işletme nereye giriyor hocam burada? İşletme ikisinin ortasında mı? İkisinin mühendislik kadar değil. Ha. Yine geriden geliyor. Belki sosyal bilimlerde iyi bir durumda çünkü matematik olabilir. İster. İşletme matematik ister çünkü biraz. Tabii yani diğer isim vermekten çekiniyorum. Ama diğer klasik sosyal bilimlere göre işletme bir adım önde. Dediğiniz gibi hem matematik de gerektirdiği için mühendislik diye yakın bir alanda duruyor. Doğru. Ama tıp ve ancak asıl altında paradoksa değinmek istiyorum. Paradoks şurada. Bir ülkenin yöneticilerinin büyük kısmı sosyal bilimlerden gelir. Hı hı. Bu ortalama %67'dir. Hı hı. Eğer doğru bir IQ dağılımı yapmazsanız, hı hı, o zaman orta düzey IQ'lüler diğerlerini yönetecek duruma gelir. Hı hı. Şimdi yeniden söylüyorum. Efendim, yüksek IQ'lüleri sağlığa ve mühendisliğe alıyorsunuz. Hı hı. Ama bunları yönetenleri, hı hı, yani orta düzey IQ'lüleri sosyal bilimlerden alıyorsunuz, onları yönetiyorlar. Bu yanlış bir yönlendirmedir kanaatime göre. Bunu biraz açmakta yarar var. Olay sadece yönetim meselesi değil. Bir toplumun kendisini anlaması, bir toplumun kendi kimliğinin farkına varması, bir toplumun kendi geçmişini ve geleceğini yorumlaması sosyal bilimlerin işidir. Hı hı. Diğer bir ifadeyle sağlık bilimleri, mühendislik bilimlerinin evrensel bir yönü olabilir. Hı hı. Diğer bir ifadeyle evrensele yakın olabilir diyelim. Hı. Evrensel dememiz de zor. Şüphesiz alternatif tıp yaklaşımları, alternatif mühendislik, mimarlık yaklaşımları olabilir. Bunlar asla teke indirgenmemeli. Fakat sosyal bilimlerdeki çeşitlilik hiçbirinde olamaz. Hı hı. Sosyal bilimler büyük ölçüde, teknik bir tabir kullanmama izin verin lütfen, bağlam bağımlıdır. Yani yerelin şartlarının bir yansımasıyla beraber gündeme gelir. Buradaki bir sosyal olgunun Latin Amerika'daki bir sosyal olguyla birebir bir özellik taşıması, bir nedensellik ilişkisi içerisinde olmasını beklemeyebilirsiniz. Bu çerçevede sosyal bilimler her ülkede özgün olarak, hı hı, geliştirilmeli, bir yatırım alanı olarak değerlendirilmelidir. Ama enteresan bir durum. Batı'nın dışında neredeyse sosyal bilimler çalışılmıyor. Batı'nın dışındaki dünya sosyal bilimler bilgisini ithal ederek sosyal bilimlerdeki bilgi ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Batı'nın dışındaki dünyanın ürettiği sosyal bilgiler sadece bir egzotik meyve olarak, istisnai bir durum olarak gündeme geliyor maalesef. Hı hı. Efendim, işletmeden iktisada, psikolojiden sosyolojiye, hemen her alandan biz bilgi ithal ediyoruz. Hı. Bilimsel eserlerin, özellikle kredibil bilimsel eserlerin referanslarına bakınız. O ülkenin yerli yazarlarını göremezsiniz neredeyse. Hı hı. Hep Batı'nın yazarlarına referansta bulunur. Halbuki bunun tersi bir durum söz konusu olması lazım. Biz kendi şartlarımızdaki sosyal olguları açıklamaya çalışırken, tahmin etmeye çalışırken muhakkak yerli kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor. Ancak IQ meselesine geri dönersek, ortalama IQ'den kişiler alınıyor, hı hı, artı buraya kaynak ve kabiliyet tahsis edilmiyor. Hı hı. Yani büyük araştırma projelerini finanse edecek kaynak ve kabiliyet de tahsis edilmiyor. Adeta sosyal bilimler masa başı çalışılması gereken, sınır dört duvar içerisinde bir eğitim olarak ifade edilebilecek bir sığlıkta ele alınıyor. Hı hı. Bu durumda ne oluyor? Hukuku ithal ediyoruz. Hı hı. Bir toplumun en temel sorun çözme kapasitesini ithal yoluyla halletmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ne yapıyoruz? İktisadi ithal ediyoruz. Hı hı. Bir iktisadi yapı büyük ölçüde özgün unsurlar taşır. Hı hı. Amerika için, Amerika'nın yapısal sorunları başka, tahmin sorunları başka, modellemeleri başka, bizim için başka. Ama biz ekonomi paradigmalarını alıp ithal ettiğimiz zaman ekonomiyi de anlamakta yetersiz kalıyoruz. Hı hı. Sosyolojiyi, oradaki kurumsal yapılar, oradaki kurumların oluşumunu tutup buraya bir bilgi olarak ithal ettiğimizde kendi kurumlarımızı bu kere açıklamakta yetersiz kalıyoruz. Efendim, bunu psikolojiden tutun dine, hı hı, efendim siyaset biliminden tutun herhangi bir sosyal bilim alanına kadar ithal bilgi, hı hı, enteresan bir sonuç doğuruyor. Kendisine yabancı, hı hı, başkalarına benzeyen bir toplumun inşasına dönüşüyor. Peki, burada bir şey daha söylememe izin verin lütfen. Bu toplumsal inşa meselesinde ithal bilim ilkokuldan doktora düzeyindeki üniversite eğitimine kadar süreklilik ifade ediyor. Bizim eğitim kurumlarımız bir anlamda ithal bilimle toplumu inşa etmeye çalışıyorlar ve bu anlamda okullarımız kendi tarihine, kendi sosyal gerçekliğine, kendi dinamizmine, kendi kimliğine çok da efendim bilinçli bir yaklaşım içerisinde olmadan eğitilen beyinlere dönüşüyor. Hepimizin beyni adeta farkında olarak ya da olmayarak batılılaşma sürecinin, modernleşme demiyorum dikkat ederseniz, batılılaşma sürecinin bir uzantısı haline gelmiş oluyor. Burada ciddi bir sorun var ve bu anlamda Ankara Sosyal Bilimler'in bir tematik üniversite olarak çıkması büyük bir umut, büyük bir stratejik düşüncenin sonucu olmalı. Bu arada araştırma üniversitesiniz siz. Evet. Öyle değil mi hocam? Şöyle ifade etmek lazım. Bütün tematik üniversitelerin araştırma üniversitesi olması gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. Araştırma üniversitesini kısaca açmakta yarar var. Eğitim odaklı üniversiteler, bilgi tüketen üniversiteler daha çok. Araştırma odaklı üniversiteler ise bilgi üreten ya da bilgi üretmeye odaklanan üniversiteler olarak tarif edilebilir. Yani ithal bilgi yerine doğrudan bilgiyi üretmeye yönelme meselesi. Ancak araştırma üniversitesi olabilmek için araştırma kaynak ve kabiliyetine büyük ölçüde ihtiyaç var. Hı hı. Türkiye'de bu hususta çok da mesafe alındığı kanaatinde değilim. Diğer bir ifadeyle bir üniversite ben araştırma üniversitesiyim diyerek araştırma üniversitesi olamaz. Hı hı. Bunun somut kriterleri vardır. En somut kriterleri de referans alan bilimsel yayınlarıdır. Hı hı. Bu bilimsel yayınların sayı ve niteliği arttıkça o zaman burada bir bilgi üretimi yapılmaktadır. Hükmüne varılabilir. Onun için biz bu aşamada ancak şunu söyleyebiliriz. Bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna sahibiz, tercihine sahibiz, niyetine sahibiz. Bir araştırma üniversitesi olup olmadığımızı zaman gösterecek. Bu bir iddia değil. Hı hı. Bu bir gerçekliği ifade etmiş olması lazım. 5 yıllık kısa bir süre içerisinde biz sıçramalı olarak araştırma üniversitesiyiz diyebilecek bir yargıyı ortaya koymak bir propagandadan başka bir şey olamaz. Ama iyi gidiyorsunuz. Ben yani en azından bildiğim için de söyleyeyim. İyi gidiyor hocam. Yani iyi bir projeksiyon bence. Bir de Ankara'yı bilenler için Ulus Meydanı, yani tarihsel dokunun merkezine kurulmuş bir üniversite ve kampüs birazcık da tarihsel dokuyla iç içe geçmiş bir noktada olmuş olması aslında gelecek vaat etmesi anlamında da önemli diye düşünüyorum. Haklısınız. Sosyal bilimlerde biraz önce dediğim gibi yayın performansı, yayın başarısı düşük. Hı hı. Bizde yayın performansı ortanın çok üstünde. İndeks yayını dediğimiz itibarlı yayınlar, uluslararası itibarlı yayınlar hususunda başarı oranımız çok çok yüksek. Muhtemelen Türkiye'nin ilk 10 arasına giriyoruz. Diğer bir ifadeyle yeni olmamıza rağmen kişi başına düşen yayın performansı, indeksli yayın performansı bakımından iyi bir yerdeyiz. Bu anlamda gidişatımızın vizyonumuza uygun olduğu söylenilebilir. Dediğiniz gibi üniversite kampüsü diye bir tabir kullanmak şundan dolayı yanlış olur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bir şehir üniversitesi. Hı hı. Diğer bir ifadeyle duvarları olan, hı hı, ve halktan ayrıştırılmış, izole, fil dişi kulesine hapsedilmiş bir kampüs anlayışına sahip olmadığı gibi asla olmayacaktır. Cumhuriyetin kurulduğu, hı hı, Osmanlı'dan kalan binalarda Hacı Bayramı Veli'nin temsil ettiği irfan geleneğinin gölgesinde tarihi ulus alanında Sosyal Bilimler Üniversitesi yayılmaya, büyümeye çalışıyor. Bu anlamda mekansal olarak da sosyal bilimlerin ruhuna, felsefesine birebir uyan bir mekansal durumu, bir mekansal avantajı ya da tercihi söz konusu. Mesela... Ama bu Batı'da da böyle hocam. Şimdi yani Batı'da da böyle. Mesela ben bir gün Avusturya'ya, Viyana'ya gittiğimde bir anda kendimi Viyana Üniversitesi'nde amfinin içinde buldum. Yani ders anlatıyordu hoca mesela. Şimdi yani... Çok haklısınız. Üniversitelerin iki özelliğini çok öne çıkarmak lazım. Bir kere üniversiteler bir toplumun geleneğinin en somut kurumlarıdır. Hı hı. Üniversitelerin tarihi açısından baktığımızda bizim toplumumuzda eğitim kurumları, medreseler, üniversiteler en köklü kurumlarımızın başında gelirler. Efendim, Nizamiye medreselerini kuran bir toplumun çocuklarıyız, bir halkın çocuklarıyız. Onun için medrese geleneği 1000 yıl geriye giden bir toplumdan bahsediyoruz. Efendim, 1088'lerde Bologna Üniversitesi'nin kurulduğu söylenilir. Halbuki 850'lerde Fas şehrinin Fes ilinde Karaviyyun Üniversitesi kurulmuştur. Yani yaklaşık 250 yıl önce bir üniversite kurulmuştur ve üniversite anlamında ilk diplomayı veren üniversitedir bu üniversite. Efendim, arkasından Nizamiye üniversiteleri, medreseleri geliyor. Selçuklu'da, Osmanlı'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim üniversite geleneğimiz oldukça köklüdür. Bu geleneği sembolize etmesi bakımından tarihi mekanlarda üniversitelerin konumlanması çok gerekli, doğru bir yaklaşım olur kanaatime göre. Çünkü sosyal bilimler bağlamında söylersek, sosyal olan hemen her şey bir geleneğin parçasıdır. Sıfırdan doğmaz, boşlukta doğmaz. Onun bir geçmişi, bir de geleceği vardır. Üniversiteler bu anlamda bu tarihten geleceğe doğru geçişin birer köprüsü gibi görülür. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en tarihi binaları Ulus'tadır. Hı. Ve Ankara Sosyal Bilimlere bu anlamda verilmesinin sembolik yüksek bir değeri vardır. İkinci hususu da söylemek gerekir. Öyle sanıyorum ki bir ülkenin gurur kurumları diyebileceğimiz kurumların başında yine üniversiteler gelir. Hı hı. Dünyanın her tarafında bizim çok iyi üniversitelerimiz vardır diyerek gururlanabilirsiniz. Bu anlamda bir toplumun öne çıkarılması gereken kurumlarından da söz ediyoruz. Hı hı. Bu anlamda en kıymetli mekanların, tarihsel mekanların üniversitelere verilmesini çok doğru bir politika olarak gördüğümü belirtmek isterim. Ankara Sosyal bilimlere de Cumhuriyet'in kurulduğu bu mekanların tahsis edilmesi büyük bir vizyonun eseridir. Bunda katkısı olan herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Evet, ama orada da sizin olmuş olmanız da önemli bir şans. Belki sizden daha ileride olabilir. Ona da itiraz etmiyorum ama bugün için sizin orada olmanız önemli bir şans. Ama şu, bizde niye iyi üniversiteler yok? Bu önemli bir soru. Niye bir Cambridge yok, Oxford yok, Harvard yok ya da ne bileyim Sorbonne yok? Niye böyle bir üniversite bizim yok bir. İkincisi de şu soru, şimdi tam da seçim dönemi olunca şimdi sosyal bilimciler IQ'ları en düşük olanlar ama siyaseti yapacak olanlar da sosyal bilimciler ağırlıklı. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Yani IQ'ları en yüksek olan tıpçılar maalesef siyasette ya da ya da mühendisler siyasette çok fazla özellikle son dönemde başarılı da olamıyorlar. Hadi bir dönem mühendisler vardı. Necmettin Erbakanlar, Süleyman Demirel'ler, Turgut Özal'lar. Evet. Ama son dönemde ağırlıklı sosyal bilimciler var iktidarda. Evet. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Öncelikle ilk sorunuza döneyim. Üniversitelerin, üniversite başarılarını birkaç şekilde ele almak gerekir. Her şeyden önce başarıyla üniversitelerin özerkliği arasında büyük bir ilişki var. Güçlü bir korelasyon var. Hı hı. Ne kadar özerkseniz o kadar başarılısınız demek mümkün. Türkiye'de uzun yıllardır devletle üniversiteler çok iç içe. Hı hı. Ve devletin üniversitelere araştırma amaçlı aktardığı kaynak oldukça sınırlı. Hı hı. Diğer bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti'nde muhakkak üniversitelerin daha özerk hale getirilmesine ihtiyaç var. Avrupa ile yaptığımız karşılaştırmalarda hemen hemen bütün parametrelerde işletme özerkliği, akademik özerklik, mali özerklik, örgütlenme özerkliği bakımından bütün özerklik parametreleri ya da boyutları bakımından aşağı yukarı en son sırada yer almış oluyoruz. Hı hı. Bizim muhakkak özelliğimizi daha yükseklere çıkarmamız lazım. Bu da şu anlama geliyor. Merkezden yönetilmek yerine daha ademi merkeziyetçi bir üniversite yapısına doğru gitmemiz bir gereklilik olarak görünüyor. İkincisi, buraya tahsis edilecek kaynak ve kabiliyetlerin büyük önemi var. Tamam, biraz önce dedik ki efendim, devletin buna katkısı düzeyinde bir performans gerçekleşiyor. Ama iyi üniversitelerin özel bir yanlarından bahsetmek lazım. İyi üniversitelerde devlet desteklerinin ötesinde bir de ciddi bir bağış alınıyor. Bu bağış en önemli kaynakların başında geliyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse Harvard Üniversitesi'nin eğer yıllık bütçesi 60 milyar dolar ise bunun yaklaşık 30 milyar doları bağıştır. Yani yarıya yakın. Yani bizim Rahmi Koç da götürüp para veriyor oraya. Ama yani o sadece Koç'a veriyor. He? Koç Üniversitesi'ne veriyor. Hayır, Rahmi Koç Harvard'da da. Evet, yani, tamam, pardon, anladım. Tabii, Rahmi Koç Harvard'da da bir tane amfiye kendi adı verilsin diye oraya götürüyor. Yılda işte milyonlarca dolar parayı veriyor. Hiç çekinmeden, ama ne bileyim bir Adıyaman'da, bir Şanlıurfa'da, bir Ağrı'da, bir Kars'taki bir üniversitede bu maalesef yok. Olması lazım. Şimdi burada iki şeyden bahsetmek lazım bağışçılar açısından. Bir, bağış olabilmesi için tabii görece zengin bir toplumdan bahsetmek lazım. Söz konusu üniversiteler efendim birçok kişiyi yetenekli insanı mezun ettiklerinde bu yetenekli insanlar, yani mezunlar dönüp mezun oldukları kurumlara katkı sağlıyorlar. Bu üniversite mezuniyeti program süresince değil, hayat boyunca devam ediyor. Bizim böyle bir gelenek inşa etmeye ihtiyacımız var. Söz konusu üniversiteler mezunlarını takip ediyorlar. Onlarla iletişim içerisinde olmaya devam ediyorlar. Onların hem sadece maddi değil, aynı zamanda entelektüel katkılarını da üniversitenin gelişimine yansıtmaya çalışıyorlar. Bizde mezun olduğunuz zaman duygusal bir bağlılığın ötesinde bir şey kalmıyor. Bunu değiştirmek lazım. Her üniversite bir ekol olmalıdır. O ekolün mensupları olarak biz hayat boyu o ekolün, o düşüncenin gelişmesine hem maddi hem manevi anlamda, entelektüel anlamda katkı sunmaya devam etmeliyiz. Bunun bir yönü daha var. O da şu: hayır anlayışımız, hayır yapma anlayışımız. Bizde hayır yapma genel olarak öğrencilere burs verme, cami yapma, çeşme yapmayla sınırlı bir hayır anlayışımız var. Halbuki muhakkak araştırma desteklerinin de büyük bir hayır olduğu, bilgi üretiminin büyük bir hayır olduğu kültürünü geliştirmemiz lazım. Yani zenginlerimizin, prestijli kişilerin bilgi üretimine sağlayacakları katkının aslında hayır alternatifleri içerisinde belki en değerli olduğunu bilmeleri durumunda üniversitelerin de bir kaynak aktarımı, bir kaynak üretimi ya da kabulü söz konusu olmuş olacak. Bu anlamda biraz kültürümüzün değişmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Biz efendim Müslüman bir toplumuz. Hiçbir ilahi dinde, Kur'an-ı Kerim'de ya da İslam'da olduğu kadarıyla araştırmaya, bilgi üretime olan çağrı kadar yüksek bir çağrı yoktur, bir davet yoktur. Bilginin önemi, bilenle bilmeyen arasındaki farklılığı, Allah nezdindeki değerleri çok net şekilde ifade edilmiştir. Yani her Müslüman aslında bir araştırmacı, aslında bilinçli tercihleri olan, onun için bir çaba sarf eden, bilgi nerede olursa olsun alan, arayan, onun yitik malı olarak ifade edilen bir kültürün, bir toplumun çocukları. Bu durumda bilgiye olan değerin hayır bakımından da, hayır işleme bakımından da çok ön planda olması gerekiyor. Gerekiyor hocam. Aslında Kur'an-ı Kerim'de ilk neyle başlıyoruz? Ekra diyor. Evet. Oku diye başlıyor. O yüzden bu önemli. Ve ben buradan devam edelim istiyorum aslında. Evet. Çünkü bu anlattıklarınız bence bambaşka bir perspektif veriyor. Hem sizi izleyenlere, hem akademik dünyada çalışanlara. Ama tabii o özellik nasıl sağlanacak Türkiye'de? O sizin hayal ettiğiniz özellik. O da çok kısa vadede mümkün mü? Değil. Çünkü bir ölçüde Türkiye'nin şu anda bütün vilayetlerinde birer üniversite kurduğu devlet ve hepsini de bir ölçüde ayakta tutma, yaşatma devletin kendi sorumluluğunda. Ama sizin gibi üniversitelerinde hızlı bir şekilde özerk olması ve özerk uygulamalarla akademik dünyada yeni bir perspektif açmaları da zorunlu bir ihtiyaç. Buna da katılıyorum, ama kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra Profesör Doktor Mehmet Barca ile konuyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörüyle Pazar Manşeti kaldığı yerden devam etsin. Pazar Manşeti kaldığı yerden reklam arasının ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Barca ile devam ediyor. İletişim bilgileri ekranda. Yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev, adını o kadar çok söylüyorum ki mutlaka ekrana veriyordur ve zaman zaman da verecektir. Sizlerden gelen soru, yorum, görüş, değerlendirmeler de önemli dedikten sonra hocam bu bölümde birazcık daha üniversiteleri konuşalım. Yeni üniversiteler kuruldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bunlardan bir tanesi de Turgut Özal Üniversitesi bildiğim kadarıyla. Şimdi bir taraftan üniversiteler özelleşsin, akademik çalışmalarını kendi imkanlarıyla yapsın ve üniversitelere devletin aktardığı finansmandan daha ziyadesiyle bulundukları şehirdeki maddi durumu iyi olanların finansman aktarmasından bahsettiniz. Aslında akademik dünyaya katkının da bir hayır işi olduğunu biraz önce altını çizdiniz. Şimdi bu kadar üniversite varken 182 mi? Şu an 200 oldu. 200 oldu mu? Evet. Bu yenileriyle mi 200 oldu? Evet. Nedir mesela? Yani bunun karşılığı nedir? Mesela ben şunu merak ederim. Bizim ölçeğimizde nüfusu olan başka bir ülkede üniversite sayısı kaçtır mesela? Var mı bununla ilgili bir bilginiz? Öncelikle bir adım geriye gidip evet devlet kaynaklarından bahsettik, bağışlardan bahsettik ama üçüncü unsuru söylemezsek eksik olur. Oradan bir eklemede bulunmayı yararlı görüyorum. Üniversitelerin kendi kaynaklarını üretmesi. Hı hı. Yani girişimci üniversite dediğimiz üniversite türü artık dünyada yaygınlaşmaya başlıyor. Üniversite, bu girişimci üniversite türü bilginin faydaya dönüşmesini sağlayan, dolayısıyla da bir ürettiği bilgiyi faydaya dönüşürken bir ekonomik gelir elde eden ve böylece kendi kaynaklarını oluşturan bir yapı da oluşturuyor. Bu üçü yan yana geldiğinde üniversitelerin başarılarının, performanslarının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Üniversitelerin daha fazla girişimci olmaları bilgi için değil, bilgiyi fayda için üretmelerini gerektirecektir. Bu bir bakış açısı değişikliğidir. Benim ürettiğim bilgi toplumun hangi kesimlerinin ne tür ihtiyaçlarını gideriyor olacak? Hı hı. Bir yenilik yapacak mı? Bir patente dönüşecek mi? Bir değişime konu olacak mı? Bir faydaya dönük bilgiyi de ürettiğiniz zaman o zaman bilgi size ayrı bir kaynak üretme, ayrı bir kaynak yaratma için önemli bir faaliyet alanı olarak gelişir. Bu anlamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye'de bir ilke öncülük ediyor. Teknokentler gibi sosyokent kuruyoruz. Yani sosyal bilginin çözüm üreten, yenilik yapan, farklılık yapan yönlerini öne çıkararak bir anlamda sosyal bilginin topluma faydasını, katkısını artırarak gelir elde etmenin yollarını arıyoruz. Türkiye'de 70 küsür teknokent var. İlk sosyokentimizi kurarak sosyal bilimlerin de topluma faydasını inşallah arttırmaya çalışacağız. Bizde herkes biliyor. Bizde herkes biliyor çünkü. Yani bildikleri şeyi nasıl satacaksınız? Ona... Evet. Yani herkes sosyal bilimci bizde. Sosyal bilimci ama gerçek ihtiyaçlarla yüzleştikleri zaman bildiklerinin nasıl ihtiyaçlarını gidermeyeceklerini fiilen yaşıyorlar. Abi, o zaman bilgi bir ihtiyaç olarak gündeme geliyor. Yani bizde mesela öyle bir şey ki bir şey söylüyorsunuz, önce inanmıyor, bir süre sonra geçiyor, öyle olacağı belliydi diyor mesela. Yani bu kadarcık kısa bir çözümcüyüz biz. O yüzden de yani sosyokent değil mi? Evet. Sosyokenti nasıl aktif hale getirebileceksiniz? Öncelikle bir örnek vereyim. Uzun yıllardır kurumlara danışmanlık yapıyorum. Hı hı. Eğer bilgi ihtiyacı olmazsa bizden de danışmanlık almazlar herhalde. Hı hı. Bilgi bütün kesimlerde bir ihtiyaçtır. Hı hı. Ben biliyorum dediğiniz zaman öğrenmeyi ve ilerlemeyi tıkamış olursunuz. Hı hı. İnsanların ben neyi biliyorum, neyi bilmiyorum, hı hı, bilmediğim alanda da bilenlerden yararlanma yoluna gidilme meselesi önemli bir bakış açısı. parçasıdır. İş dünyasının buna ihtiyacı var, kamunun buna ihtiyacı var, sivil toplum kuruluşlarının buna ihtiyacı var, bireylerin buna ihtiyacı var. Nasıl ki sağlıkta ve mühendislikte hizmet alım yoluna gidiyorlarsa sosyal bilimlerde muhtemelen ihtiyaçları daha büyüktür ve daha fazla bilgi alma yoluna gidebilirler diye düşünüyorum. Sosyokent, teknokentlerin aynı yasal arka yapıya sahiptir. Diğer bir ifadeyle yenilikleri projelendirerek, ürünlere dönüştürerek, bunu toplumun faydasına dönüştürecek, kurumları teşvik ederek, yani bir arayüz görevi görerek bilgi talep edenlerle bilgiyi arz edenleri bir kurumsal yapı içerisinde bir araya getirerek böyle bir fonksiyonu icra etmeye götürür. Evet, o zaman... Ben ikinci sorunuza hemen asıl sorunuza geçmiş olayım. 15 üniversite kurulmuş oldu. Resmi gazetede eğer incelersek kurulan 13 tane devlet, 2 tane vakıf üniversitesi var. 13 devlet üniversitesinin büyük bir kısmı esas itibariyle yeni diyebileceğimiz üniversite değil. Büyük üniversitelerin ikiye bölünmesidir. Hı hı. Şimdi mesela bu Tarsus'ta. En önemlisi İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. 200.000'in üzerinde öğrencisi olan, 18.000'in üzerinde çalışanı olan hı hı. devasa bir üniversite. Dünyada obez üniversite diyebileceğimiz üniversite örneği azdır. Özellikle başarılı üniversiteler obez üniversiteler değildir. Diğer bir ifadeyle kitlesel iş yapmazlar. Hı hı. Başarılı olan üniversiteler daha yönetilebilir bir durumdadırlar. Türkiye'de büyük üniversitelerimizin obezleşmesi bir anlamda yönetim sorunlarını ortaya çıkarıyor. Örgütlenme sorunlarını ortaya çıkarıyor. İlgiyi araştırmadan eğitime kaydırıyor. Biz bu üniversitelerin ikiye bölünerek küçük ama çevik, küçük ama araştırma odaklı, küçük ama daha tematik duruma gelmelerini olumlu bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu yaklaşımı bir de şöyle düşünmek lazım. Daha fazla üniversitenin yüksek öğretim sektörüne dahil edilmesinin bir pozitif yansıması da şu olacaktır, rekabeti artıracaktır. Bir yerde siz tek başınıza varsanız monopol durumunuzdan dolayı çok kendinizi kasmadan hayatınıza devam edersiniz. Ama size rakip olan birileri varsa daha iyileri sizden transfer etmek, daha iyi öğrencileri almak, daha iyi projeler almak, daha iyi kaynak almak gibi size rakip olan bir üniversite varsa o zaman rekabetçi bir mantıkla siz de kendinizi geliştirmek ihtiyacı duyarsınız. Yani destekliyor musunuz siz İstanbul Üniversitesi'nin o obez durumdan normal fit duruma gelmesine? Evet. Onu anladım değil mi? Evet. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Gazi Üniversitesi büyük bir üniversite, Sakarya Üniversitesi büyük bir üniversite. Örneğin bildiğim kadarıyla Sakarya Üniversitesi 96.000 öğrencisi olan bir üniversite. Bunu ikiye bölerek yaklaşık yarısını, %45'ini biraz daha meslek yüksek okullarını yani uygulama bilimlerini bir üniversite çatısı altında tutarak orayı aktifleştirmek öyle sanıyorum bir katkı sağlayacak. Gazi Üniversitesi'nde bazı fakülteleri ayrıştırarak, hı hı. Birbiriyle ilişkili fakülteleri ayrıştırarak ikinci bir üniversite yapmak kanaatime göre bir fayda doğuracaktır. Zaten hatırlarsanız Ankara Sosyal Bilimler'e değinirken de bunu ima etmiştim. Kapsamlı üniversitelerden daha tematik üniversitelere doğru bir trend söz konusu. Evet, butik üniversite. Bunun bir yansımasıdır aslında bu da. Değil mi? Butik evet, üniversite. Evet. Yanlış bir tabir mi hocam? Hayır, tematik değil. Ya da butik diyebiliriz. Ama şunu merak ediyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin rakibi kim? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi şu anda tek devlet üniversitesi. Ama sosyal bilimler bütün üniversitelerde, teknik üniversitelerde dahi sosyal bilim üniversiteleri var. Hı hı. Bu anlamda sosyal bilim fakülteleri var. Fakülteleri var. Kapsamlı üniversitelerde sosyal bilim fakülte sayısı bizden daha fazladır. Hı hı. Bizde sadece 5 fakülte varken kapsamlı üniversite bünyesinde 8, 9, 10, 11 tane fakülte, sosyal bilimlerle ilişkili fakülte var. var. Bu anlamda esas itibariyle rekabet hemen her üniversiteyle yapılabilecek durumda. Ancak şunu söylemek lazım, madem ki burası bir tematik üniversite olarak kurulmuş, o zaman kendisine yüklenilen bu tematik üniversitenin araştırma üniversitesi olarak sadece ülke içiyle değil, uluslararası platformlarda rakipler araması lazım. Yani bir tematik üniversiteden beklenen bilgide öncü olmasıdır. Bilgi üretiminde önde gitmesidir ve bu bilginin üretimini yaparak diğerlerinin bir anlamda bilgi yayılımını sağlaması lazım. Kapsamlı üniversiteyle tematik üniversiteler arasında belki bir misyon farklılaştırmasından bahsedilecekse bundan bahsedilebilir. Bahsedelim hocam. Ama rekabeti ulusal düşünmemek lazım. Şimdi bilgi, bilimsel bilgi evrensel bir değerdir. Onun için rakipleri dünyada aramak daha doğru. Yani yurt içinde aramamak lazım ama yani ben sanki böyle İstanbul Üniversitesi birazcık daha sosyal bilimler üniversitesi gibi duruyor. Her ne kadar tıp fakültesi falan da mühendisliklerde olsa da sanki böyle İstanbul Üniversitesi, hatta Ankara Üniversitesi birazcık sosyal bilimler üniversitesine ya da sosyal bilimlerde rakibiniz olabilecekmiş gibi bir algı oluştu. Ben de o yüzden onu sorayım size istedim ama şimdi bir sosyal bilimler Üniversitesi rektörünü yakalamışken şimdi 24 Haziran var bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede planları var. Bu planlara karşı duran Moskova, Tahran, Ankara hattı var. Şimdi ben son 5-6 dakikamız birazcık bize bir öngörü verin istiyorum. Bizi izleyenlere bu pazar günü şu anda tam belki de uyandılar, kahvaltılarını yapıyorlar. Hatta tamamladılar kahvaltılarını. Son bir keyif çayı aldıkları bir saatte olabiliriz birçokları için. O yüzden de birazcık bir öngörü verin. 24 Haziran ve arkasından Türkiye ne olacak, bölge ne olacak ve küresel dünya ne olacak? Çok büyük bir soru sordum. Onun farkındayım. Başta sorsaydım 1,5 saat giderdi. Ama siz şimdi onu bir özetleyerek bize bir aktarırsanız. Çok kısa 24 Haziran'a değinmek gerekirse ben gelecek öngörüsünden daha çok bir karşılaştırma yapmayı uygun buluyorum. 24 Haziran'da görünen o ki Cumhurbaşkanlığı seçmek parlamenterleri, milletvekilleri seçmeye göre daha önemli. Yani Cumhurbaşkanı seçiminin gölgesinde gidiyor olacak. Parlamenterlerin seçilmesi biraz ikinci planda kalmış olacak. Asıl Cumhurbaşkanlığı üzerinden bir seçim kampanyasının yürütüleceğini bekliyorum. Bu iyi mi kötü mü hocam? Kanaatime göre bu Türkiye'nin zaten evrildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğal bir sonucu. Evet, dolayısıyla burada bir anormallik görmüyorum. Cumhurbaşkanı adaylarımız Tayyip Erdoğan'ın sahip olmuş olduğu geçmiş, sahip olmuş olduğu algı oldukça hazır bir aday, karizmatik bir aday olarak ortaya çıkıyor. Muhalefet ne yaparsa yapsın Tayyip Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkarmakta zorlanacak. Öyle sanıyorum ki şu an itibariyle bakıldığında en güçlü diyebileceğimiz kişi, eğer ikna edebilirlerse, Abdullah Gül görünüyor. Abdullah Gül'ün biraz garantici olduğu kanaatindeyim. Eğer CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi kendisini ortak aday çıkarırsa ve de %51'lik bir oy alabileceğine ikna olabilirse o zaman aday olabilir. Bu durumda o her şeyi istiyor arkadaş. Öyle hazır değil. İstiyor bir anlamda. Her şeyi hazır istiyor. O da olsun, bu da olsun, şu da olsun. En sonunda olmasın. Abdullah Gül bir senaryo, bir alternatif. Abdullah Gül'ün dışındaki alternatifleri çok alternatif olarak görmemek lazım. Yani Abdullah Gül senaryosunu bir kenara bırakırsak 24 Haziran'da aslında çok da fazla zorlanılmayan, öngörüde bulunabilecek kadar bir durumun olduğu kanaatindeyim. 24 Haziran sonrasını bu anlamda da konuşmak lazım. Artık Türkiye yeni bir sistem sürecine giriyor. Yapısal bir takım değişiklikler var. Uyum yasaları çıkarılıyor ve bunlar pratiğe yansıtılmış olacak. Yaşama, kurumsal yapılara yansıtılmış olacak. Bunları da en az onun kadar tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Efendim ben bu 24 Haziran seçim günü olarak belirlenmesini doğru buluyorum. Yaz ayları, yaz aylarından sonra efendim ertelenmiş olsaydı daha fazla maliyetler olurdu, daha fazla belirsizlik olurdu. Bunları azaltmak adına 24 Haziran'ın doğru bir tarih olduğu kanaatindeyim. Evet hocam, evet. Aslında size daha geniş bir soru sormuştum. 24 Haziran'la ilgili tespitleriniz önemli. Aslında birazcık daha keşke vakit olsaydı bunları birazcık daha açabilseydik. Çünkü yani bunlarla ilgili bile kafa yormak bir üniversite rektörüne birçok üniversite rektörüne sorulamıyor bu sorular. Çünkü niye? Yani medya soruyorsunuz, ben girmem diyor. Ekonomi soruyorsunuz, ben bilmem diyor. Siyaset soruyorsunuz. Ya o benim alanım değil diyor. Sadece o üniversitenin kampüsünün içinde o sığ sorunlarla kafa yoran bir akademisyen profili varken siz bugün bize çok geniş bir perspektif sundunuz. Ama 24 Haziran'a gelmeden tekrardan bir yayın sözü istiyorum sizden. Bir pazar günü yine birlikte olalım. Akit TV ekranlarında canlı yayında Profesör Doktor Mehmet Barca. Efendim biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Fikirlerimizi paylaşmaktan, sizlerin yorumunu dinlemekten, değerli medya mensuplarımızın, akademisyenlerimizin yorumlarını dinlemekten ve onlara da yorum katmaktan büyük mutluluk duyarız. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. Yorum olarak alma mütevaziliğini göstermek önemli. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar bir fırsat bulursak sorduğunuz sorulara daha kapsamlı cevap verme fırsatı olur. Özellikle bir mesela CHP AK Parti karşılaştırması yapmak isterdim. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Şu anda bitti hocam. Bitti. Şu anda bitti. Ama ilk fırsatta inşallah yapalım istiyorum. Bunu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Barca'yla birlikte olduk. Bugün pazar manşetinde. Ama yine hemen hatırlatayım. Yarın sabah itibariyle 10.30'da Akit TV ekranlarında canlı yayında manşetlerin dili başlıyor. Dev uyanıyor, efsane geri dönüyor ve Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikte yapacağız manşetlerin dilini. Yarın sabah 10.30'dan saat tam 12'ye kadar ben kaçırmamanız gerektiğini naçizane öneriyorum. Ama isteyen izlemesin, ona da saygı duyarım. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.